Başlayın, haberiniz olsun. Ve o kadar çok seviyorlar ki karavanlarından çıktıkları anda çok büyük bir ilgiyle karşılaşıyorlar. Üstlerine bütün insanlar gidiyor sadece işte öpmek, sarılmak, dokunmak için. Ben inanamamıştım. Nasıl bir sevgi sevgidir bu diye. Bu ne kadar güzel bir şey. Ama aynı zamanda herhalde bir şekilde muhakkak ki çok güzel ama hayatı biraz kısıtlıyor galiba, değil mi? Mesela rahat rahat elinizi kolunuzu sallayarak ne bileyim kanyona ya da Beyoğlu'na çıkabiliyor musunuz? Yok, gidiyoruz yani, sürekli iç içe oluyoruz. Tebdilik çünkü... kıyafet mi? Yok, normal halimizden böyle. Gerçekten çok seviyorlar. Zaten şahsına hani aileden biri... Tanınıyor tabii, evet, canım, evet. Bu karakter karakter, evet. Yani değil mi? Hani kamufle olma şansınız yok bir yani. Bir kere anlatmıştın zaten bana, şapka, kar, evet, maskesi, gözlük. Yine tatildeydim de... o zaman. Evet. Direkt böyle önümde durdu, saçlarımdan tanımış ve yürüyüşümden. İnanılır saç kesimini, evet, bile takip ediyorlar. Yürüyüş bile... ve saç kesimi, evet, yani. Allah Allah. Nasıl bir fanatikliktir bu? Bu şahane. Başka bir diziye nasip olmadı ama, ya da başka bir filme. Tabii şimdi konumuz Kurtlar Vadisi Filistin. Ben yine herkese tekrar ve tekrar söylemek istiyorum. Lütfen bu filme gidin, görün. Gerçekten çok özel çekilmiş bir film. Güzel çekilmiş, evet, bir film. Çok güzel. Futbolcuymuş aynı zamanda, öğrendim. Futbol oynadım. Hangi takımı tutuyoruz, söylüyor muyuz? Aslında genel olarak hani milli takım diyorum genelde, çünkü Türk futbolunun ilerlemesini çok isterim yani. Hı hı. Başarılı olmuşuz, kendimizi ispat etmişiz. Trabzonsporluyum. Neden? Elazığlı Trabzonspor. Evet, yani onu sormak istedim ben de. Bir anda Elazığspor dese tabii abi doğrudur. Ne? Trabzonspor? Aslında tüm takımlara, yani benim aşırı bir fanatik bir şeyim yok ama tuttuğum takım Trabzonspor. İyi, demek ki ailede var belki. Baba Trabzonspor mu tutar? Dünyaya geldiğim dönemler o zaman olsa gerek. Hmm. Kaçlısınız? 1975'li. 75'li. Nurcuğum, sen aslında çok uzun zaman birlikte çalıştık sevgili Nur ile ve haberciydin. şimdi baktığımızda... Takip ediyorum. Özellikle ilk zamanlarını takip ediyordum. Çok güzel konular işleniyordu. Söylenmeyenler söyleniyordu. Kadın görmek istemiyor musun? Kadın görelim ama çok niye? Da fazla görmeyelim. Ay niye? Yani. Başka konuları görelim. Şimdi Abdülhey bir aşık olsa mesela böyle... Abi formatıyla falan. Çok fazla da sevmiyor zaten izleyici kitlesi. Sevmiyorlar. Kadın görelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Erkek egemen bir grup. Maskülen bir dizi. Fakat kadın hayranlarınız da var herhalde. Aslında, değil mi? Aslında dışarıda karşılaştığımız şeylerde kadın izleyicimiz de var. Fazla. Çünkü neden? Kadınlar güçlü erkek severler. Hı. Kadınlar gururlu erkek severler. Kendilerini koruyabilecek, ne kadar güçlü ayakları yere basarsa bassın kadının. Erkeğin daha güçlü olmasını. Kesinlikle. Sever. Baktığın zaman Kurtlar Vadisi'nde de hep güçlü karakterler var. Onun için kadınların da hoşuna gidiyor, seyreden kadınların, değil mi? Evet. Peki, bir şey soracağım. Abdülhey, bakıyoruz, hiçbir şeyden korkmuyor. Herkes ondan korkuyor. Peki gerçek hayatta neden korkar? Gerçek hayatta yalandan korkar. İftiradan korkar. İftiradan, fitnelikten korkar. Uçaktan böyle realist bir yok, şey var mı? Yok, öyle bir korku bugüne kadar... Canlı yayın. Olabilir. Birazcık. Yok canım, şimdi tabii yani şakasını yapıyorum ben. Erkek adam bir şeyden korkmaz, ağlamaz derler. Yani böyle sıfatlar yüklemişlerdir erkeklere. Yok, öyle bir şey olmadı bugüne kadar. Duygusal mısınızdır peki? Duygusalımdır. Nurcuğum, biraz Abdülhey'i anlatır mısın bize biraz? Nasıl tabii bir insandır? Ki. Hiç anlatmıyor kendisi. Böyle Kenan'ın melek gibi bir kalbi var. Çok sessiz gözüküyor ama aslında çok neşeli, çok esprili, sessiz sessiz espriler yapar. Böyle derinden yapan. Derinden. Çok insancıldır bir kere. Ben özellikle çok teşekkür ederim. Adana boyunca sürekli benimle ilgilendi. İyi misin? Dışarı çıktığımda telefonunu verdi. Bak, bir şey olursa mutlaka ara.
Bravo, aksiyon güzel. Sahnelerinde bacağım sakatlandı. Hani hemen... sakatlanmamıştın da Abdülay'a bir şey olmamış kısılma senin. Kısılma oldu. Ha. İlacı varmış, ilacını onlar tecrübeli olduğu için genelde ilaçlarıyla dolaşıyorlar. Çok güzel. Çıkarttı ilacını verdi, bunu mutlaka süreceksin sabah akşam dikkat edeceksin, ısınmadan koşmayacaksın. Bir takım şeyler yaptı sağ olsun. Melek gibi kalbi var. Ama belli En Son Haber.com. Tıklayın, haberiniz olsun.